Herkese merhaba. Bu derste menü to one'ı göreceğiz. Üçüncü ilişki tipimizdir. Ve bunu da employee ve department üstünde görmeye çalışacağız. Arkadaşlar mantığı da çok belli. Zaten anlamışsınızdır. Meni şuradaki employee'e denk gelecek. Buradaki one da department'a denk gelecek. Benim birçok employee'em tek bir departmanda çalışabilir. Mesela ben, Adem diye bir arkadaşım, Fatih abi, Ali Veli... 4-5 kişi biz bir yazılım ekibiyiz. Şirketteki arkadaşlarımı sayıyorum. Mesela biz 5 kişiyiz. Bu 5'imiz de yazılım departmanında çalışıyoruz şu anda sektörde. Ve bu yazılım departmanında çalıştığımız için bir tane departmanda çalışıyoruz. Mesela ben bir zamanda insan kaynaklarında da çalışmıyoruz. Tek bir departmanda çalıştığımızdan dolayı burası one. Bu departmanda da birçok employee çalışabileceği için de burası da many. İşte buna da many to one diyoruz bu şekilde bir ilişki kuracağız. Arasındaki ilişki ek bir kolon aç açarak ilişkilendirecektir. Employee tablosunun yanına bir tane department ID açacak. İşte diyecek ki buraya 1 numaralı Enes 7 numaralı departmanda çalışıyor. 2 numaralı Adem 7 numaralı departmanda çalışıyor. 3 numaralı Fatih 7 numaralı departmanda çalışıyor şeklinde arasındaki ilişki sağlayacaktır. Şimdi bunu bir örnek üzerinde yapmaya çalışalım. Geldim buraya. Her zamanki gibi burası bizim çorba olmuş. Buraları şuradan kapatıyorum. Uygulamamı da durduracağım. Ve hemen burada bir tane entity oluşturarak hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Bir tane class oluşturacağım. Class'ımın ismi ne olacak? Hemen geldim buraya. Bir tane employee diye bir class açıyorum. Ve sen bir entitysin baba. Seni table'ını işaretliyorum. Sen veri tabanına employee olarak bir tane tablo aç. Parametresiz parametreli constructor'lar ve getir setter'larını tamamladım. Şuraya enter atıyorum. Ekrandaki yazılar büyük olduğu için sığmıyor. Bunu long olarak id'sini tanımlıyorum. String olarak da employee'nin ismini verebilirim. Bunun id olarak işaretlemek zorundayım. Bir tane primary key alanına ihtiyacım var. Generated values'una da stratejisine identity olarak işaretledim. Çünkü her veri tabanına insert attığımda id otomatik olarak insert etsin. Name kolonunu yazmasanız da veri tabanına name olarak işaretecek ama ben veri tabanında name olarak kolonu yansıt dedim. Employee hazır. Entity üzerine geliyorum. Bir tane de department oluşturduk. Bunun üzerine sen bir entitysin. Seni table ile işaretliyorum ve sen veri department adında bir tablo oluşturulacaksın. Parametreli, parametresiz, constructorlar ve getir setterları oluşturmuş oldum. Senin bir tane id'in olacak ve departman ismi de ne olacak? Departs string olarak. department name olsun. Departman ismi. Bunu aynı şekilde ID anotasyonu ile işaretledim. Generated values'una strateji identity deyip ID'sini otomatik olarak oluşturacağını söylüyorum. Ve buradaki kolumuna da sen veri tabanına department alt dire, name olarak veri tabanına bunu bir kolon olarak yansıt demiş oldum. Şimdi ikisi arasındaki ilişkiyi benim nasıl kurmam gerekiyor? Şöyle kuracağız. Diyeceğiz ki baba benim birçok employee'm var ve sadece tek bir departmanda çalışacağından dolayı bakın tek dediğim için buraya list değil sadece department olarak işaretliyorum ve bunun üstüne de gelip many to one ile ilişkilendirmiş oldum. Buradaki many employee e temsil eder. Buradaki one da departmanı temsil eder. Birçok employee sadece tek bir departmanda çalıştığından dolayı burayı list olarak tanımlamadım tek bir tane departman olarak tanımladım. Arasındaki ilişkiyi bu şekilde kurmuş olduk. Pırıl pırıl bir şekilde ilişkilendirdim. Unuttuğumuz bir şey var mı? Yok. Şimdi geldim ben bunu tekrardan ayağa kaldıracağım. Kaydediyorum. Veri tabanında tabloları oluşturulsun. Bu arada şuradaki properties dosyanızda şu DDL otonuzun create veya update olduğundan emin olun ki veri tabanına tablolarınızı yansıtsın. Veri tabanına geldim. Tablolarımı yeniliyorum. Ve benim buradaki departmentım ve employee'm burada. Departmentıma geliyorum. ID ve department name var. Employee'me geldim. ID name ve department ID kolonum var. Tam da dediğim gibi bu ID'si name'i burası da department ID'si. Bu department ID'sini şurada DDL script'ine baktığımızda Buradaki employee içinde tanımlanmış olan department ID kolonunu sen department tablosundaki ID kolonundan referans alacaksın diye bu şekilde ilişkilendirmiş başarılı bir şekilde. Tam da dediğim gibi. Ne yaptı? Ek bir kolon açarak employee tablosunda arasındaki ilişkiyi sağlamış oldu. Bir tane departman tanımlayalım. Normalde siz bunu servis yazarak, save servisi yazarak bunlara eklersiniz. İlk başta bir departman eklersiniz daha sonra departmana bağlı bir tane employee eklersiniz veri tabanına. Ama ben tabii ki save servisini de yazarsam bu video olacak 45-50 dakika. Ben bir tane örnek basit bir servis yazıp bunun mantığını anlatıyorum. Elle insert atıyorum. Siz servisle insert hatasını sırayla hiç problem yok. Yeter ki ilişkinin mantığını anlayın. Burada geldim department bölümüne. Ne diyelim? 55 numaralı departmanın yazılım departmanı olacaktır. Ve employee tabloma geldim. Dedim ki 1 numaralı Enes 55 numaralı departmanda çalışıyor. 2 numaralı Adem Baba 55 numaralı departmanda çalışıyor. 3 numaralı Fatih 55 numaralı departmanda çalışıyor birçok employ tek bir departmanda çalıştığı için menü to one. Gördüğünüz gibi bizim ekibi yazdım. Güzel bir şekilde iki tane kaydımı attım. Ve ek bir tablo oluşturarak arasındaki ilişki geliştirmiş oldu. Bunları kapatalım. Bir get servisi yazmaya çalışalım. Geldim buraya. Benim entitylerimi oluşturdum. DTO'mu oluşturma gerekiyor. Değil mi? DTO'ma geliyorum. Geriye biz entity'di DTO'ya dönüyorduk. DTO Employee demeyelim. İlk başta DTO Department'ı oluşturacağız. Geldim buraya. Parametreli getir ve satırlar. Constructor'larını oluştur. Bu Department içerisinde neler vardı? Entity'mi alıyorum. İçindeki Department'daki ID ve Department lıyım. Şunları kopyalıyorum. İsimlerinin aynı olması gerekiyor. Yapıştırdım buraya. Şunu buradan siliyorum. Şu şekilde yapıyorum. DTO departman için içinde de ID ve Department name'im var. Bu şekilde tanımadım burayı. Şimdi bir de benim ne tanımlamam lazım? DTO Employee tanımlıyorum. Datasını verdim. Parametresiz ve parametreli konstraktör. Bunun bir tane ID'si vardı. Bir de string olarak tanımlanmış olarak name'i vardı. Bir de departmanı vardı. Bu departmanı da buraya bizim DTO departmanı olarak atmamız lazım. Hiçbir entity geriye dönmeyiz. DTO'ları dönüyoruz. Bunu bu şekilde tanımladım. Kapattım. DTO'larım ve entity'im hazır. İçine verileri de doldurdum. Şimdi repositorysini hazırlayalım. Repository bölümüne geliyorum. Employee Repository. Dedim. Üstüne repository ile işaretledim. Extend deyip JPA repository ile işaretliyorum. Ve ben employee tabloları tablom üzerinde geliştirme yapacağım. Ve seni babacım ben long olarak işaretledim. Repository'm de hazır. Servisime geleceğim. Servisim nerede? Benim burada. Servisime bir tane interface oluşturuyorum. I employee service dedim bunun implementasyonunu oluşturuyorum. EmployeeService.impl servis bunu implemente edeceğim. I Servisi ve bunu servis anotasyonuyla işaretleyip Spring Container'da birinin oluşmasını sağlayalım. Şimdi metodumuzu yazabiliriz. Ne diyelim? Mesela Employee'me geldim. Ee, ne diyebiliriz mesela burada? Bir numaralı Enes'in departmanlarını veya bütün employeeleri çekelim mesela. Bütün employeeleri çekelim ya. Hepsini çekeceğim mesela burada. Öyle bir tane servis yazalım. Buraya geldim. Public list DTO employee döneceksin sen baba bana liste tipinde. Find all employees yapıyorum Bu arada bu niye böyle yaptı ya Şöyle yapayım aynen find all bütün emplilerin listesi bana DTO Empli olarak dön senin implementasyona geldim buraya girdim bunu servise işaretlemeyi unutmayın servisin repository ihtiyacı olduğundan dolayı container'daki repository buraya otowire ile inject etmem lazım bunun adı neydi Employee Repository. Employee Repository'yi buraya enjekte otovarlı ediyorum. Ve bunun içerisindeki find all metodunu kullanıyorum. Bu da bana geriye üzerine geldiğimde ben sana geriye list of employee denerim diyor. Tamam baba süper. Geldim buraya list employee dönüyormuşsun bana. Employee list olarak ben bunu aldım. Eğer ki veri tabanında employee listesi null değilse ve ünlem koyuyorum. Is empty de değilse employee listesi vardır. Ve sen üzerinde for each ile dön diyorum. Her bir employee'yi yakala. Geriye bana DTO employee tipine bir liste döneceği için yukarıda ben bir tane DTO employee olarak DTO employee list olarak bir tane değişkenimi tanımlıyorum. Çünkü ben geriye bunu döneceğim buraya array list dedim. Response'um Ama içine bomboş. Benim bunu doldurmam lazım. O yüzden nasıl dolduracağız? Şöyle yapacağız. Ben bir tane DTO employee oluşturuyorum. DTO employee. Şöyle. Ve elimdeki bin utils.copy property diyerek elimdeki her bir employee'yi DTO employee'ye kopyala. Kopyaladı. Ama içerisindeki DTO departmanı kopyalayamadı. Şimdi bir de onu koyacağım. Diyeceğim ki buraya. DTO employee senin içinde bir tane şey var. Set department var. Bu null şu an sen bunu kopyalayamadın. Bu da benden bir tane DTO department tipinde bir şey istiyor. O yüzden bunu şöyle vereceğim. Buraya new diyorum. DTO department ID ve departman name'i benden istiyor. Nereden alacağım ben bunu? Veri tabanından çekmiş olduğum employee'nin o anki employee'nin ilişkili olmuş olduğu departmanın içindeki ID veriyorum. Aynı şekilde veri tabanından almış olduğum employee'nin ilişkili olmuş olduğu departmanın departman name'ini veriyorum. Ve bunu da bu şekilde doldurdu. Artık benim elimde DTO Employee ve içindeki DTO Department'ım dolu bir şekilde pırıl pırıl duruyor DTO Employee. Ve ben bunu ne yapmam lazım? Yukarıdaki listeme yeni bir değer olarak DTO Employee'mi setliyorum. Döndü, doldurdu, doldurdu, doldurdu listem hazır. Bu hazır olan listeyi de geriye dönüyorum. Bu metot imzasını kopyalıyorum. Bunun Controller tarafında yazacağım. Controller'una geldim. Bir tane interface oluşturuyorum. I employee controller dedim. Ve bunun metot imzasını bunu koyuyorum. Ben böyle bir tane metot yazıyorum. Bunun bir implementasyonu oluşturalım. IMPL paketi üzerine geldim. New class diyorum. Employee controller IMPL. Seni res controller'la Burada bir problem var. Bir sıkıntı mı var ya burada? Bunda bir sıkıntı var arkadaşlar. Bunu ben şöyle geleyim bir daha. Rest controller dedim. Request mapping'in senin. Rest slash API slash employee olsun. Ve seni ben implement edeceğim. I Employee Controller'dan seni başarılı bir şekilde implement ettim. İçindeki metodu override ediyorum. Ve üstüne geldim. Get mapping diyorum. Ve senin PEP'in list olacak. Bu kadar. Ve buradaki controller'ın da servisi ihtiyacı olacağı için I employee servisi container'dan alıp buraya auto enjekte ettim. Ve bu servisin içerisinde gelen find all employees metodunu çağırıyorum. Buraya bir debug bıraktım ve uygulamamı yeniden çalıştırıyorum. Çalıştırdım. Geldim buraya. Bir tane daha request oluşturacağım. Add request. Request'imizin ismi ne olsun? Many to Van'ı anlatıyorum ben size. Request'imi buradan kopyalıyorum. Buraya yapıştırdım. Rest API employee slash liste bir istek gelirse demiştim. Çalıştırıyorum. Şimdilik debugsız hızlı bir şekilde ilerleteceğim. Başarılı bir şekilde çalıştıysa size anlatacağım. Çıktığımız şöyle tam da istediğim gibi. Bir numaralı NS employee'nin çalışmış olduğu, bağlı oldu departman 55 yazılım. 2 numaralı Adem'in bağlı olduğu departman. 3 numaralı Fatih'in bağlı olduğu departman. Tam da ben bunu istiyordum. Bir daha çalıştıralım ve bu sefer de üzerinden geçelim. Burada isteğimiz geldi. Kontrolora düştü. Kontrolör bize ne yapacak? Servise götürecek. Servise bir debug bıraktım. Bunu aşağıya alıyorum. F6 ile üzerinden geçtim. Ve sen Employer repository ile bütün Employee'leri getir. Employee'leri getirirken her bir işçinin bağlı olmuş olduğu ID, isim ve bağlı olduğu departmanda size geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Doluysa her bir Employee üzerinde dön. Ve bunun ben DTO'sunu dönmem gerektiğinden dolayı DT oluşturdum. Çünkü DT tipine ben bir liste döneceğim. Employee'mi buradaki DT Employee'mi kopyalarken kopyaladı. Gördüğünüz gibi department boş. Buradaki department'ı da doldurabilmek için ne yapıyorum ben? Bunu kullanıyorum. DTO employee'nin içindeki set department'ın boş. Bunu sette yeni bir departman oluştur. Değerini nereden alacaksın? Var olan employee'nin içindeki departmanımın şu id'sini ve buradaki departman name değerlerini alarak buradaki DTO department'ı oluşturup bu DTO department'ı da Geriye döneceğim. DTO employee'nin içine setlemiş oldum. Set department diyerek. Bunu paketliyorum. Çünkü buradaki DTO employee'nin içindeki department boş. Bu metodu kullanarak yeni bir DTO department oluşturuyorum. Değerlerini de yukarıdaki veri tabanından gelen employee'den alıyorum arkadaşlar. Şunları. Ondan sonra bunu oluşturdum. Bu değer kaybolmasın diye de şu DTO employee'yi alıp listeye ekliyorum. Yani şuna dolduruyorum. Bu listenin içinde 1, 2, 3 eleman oldu. Daha sonra dolan bu listeyi tekrardan kullanıcıya dönmüş oluyor. Üzerinden geçtim. Gördüğünüz gibi DTO Department içine giriyorum. ID'si ve departman ismi. Sonra Adem'e geldi. Adem hazırlıyor. Fatih abi geldi. Onu hazırlıyor. İkisini de tamamladıktan sonra benim buradaki DTO Employee listemin içinde giriyorum her birinde bir DTO employee tipinde bir numaralı şöyle yapacağım bir numaralı NS'in bağlı olduğu departmanla beraber karşıma gelmiş oluyor. Bunu da F8 atarak üzerinden geçtiğimde bu şekilde bir çıktı almış oluyoruz. Menü to one da tamamen bu şekilde ek bir kolon açarak arasındaki ilişki sağlamış olur. Bir sonraki derste de menü to menü göreceğiz. Arasındaki ilişkiyi arkadaşlar yeni bir ara tablo açarak arasındaki ilişkiyi sağlamış olacak. Bir sonraki derste bunu da görmeye çalışalım. O halde bir sonraki derste görüşmek üzere.